Elhamdülillah. Assalamu aleyküm ustazlar, damlalar. Ustaz Ramazan. Ve aleyküm assalamu aleyküm. Recording in progress. Baş sesek oluruz ustaz. Ustazlarımız tayyorlanmaları. İltimas kılamız damlalarımızdan. Anaka mikrofonlarını uçurup polislerini. Aktör eke. Labbay damlalar. Toshkent viloyati Abdurahim domlalar bilasizmi? Hop, hop, qo'yamiz domlalar. Yordaman dastur. Kecha boradim, meni sub qotdizlar. Hop, Baxtiyorjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum domlalar. Men Begobod O'zbekiston Ulug'bek jami masjidi. Bo'lib pilni sub qo'ydim. Kecha hamma darsni eshitganmiz kecha. Qozonlikdan e'tiroz bildirilyapti-da qatnashmayapsizlar deb. Qatnashyapsiz, har kim kecha ozgina sveti o'chib qoldi, ozgina uzilish bo'lib qoldi. Bo'ldi, domlajon, pilni siqib qo'yaman. Bo'pti, rahmat, tamam. Xo'p, salomat bo'linglar. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, domla, yaxshimisiz? Biz Sirdaryo viloyatidanmizdan, nima? Bo'ldi, pilni siqib qo'ydim sizni, domlajon. Kira olmayapsiz-da, nar tomonga. Shundami? Birinchi paramiz shu link asosida bo'ladi, keyingi parada alohida tashlab beraman. Ha, shunday qilib, boshlanganda ketishib qolyapsizlar, link tashlab yuborasiz. Xo'p, xo'p, domla. Ustoz bo'lmasam boshlasak bo'laveradi, xohlasa. Mhm. Ustoz, domla. Domlajon, men pirni siqib qo'ydim, darsga xalaqit qilmadim, ustoz dars bo'shlayapti. Xo'p, 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 rahmat. Mikrofonlarni o'chirib qo'yaylik. Xo'p. Hozir men bir narsani to'g'rilab olay. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala rasulillah ve ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdon ustozlar, bugun İslam ta'limotlari to'g'risida shar'iy al-adillatu shar'iyya mavzusida biroz kirish darsini boshlaymiz. Shariat dalillari fiqh usuliga ko'ra, usulul fiqhga ko'ra shariat dalillari, manbalari va ular to'g'risidagi ulamolarimizni ittifoq qilgan va ixtilof qilgan narsalari umumiy ma'noda kirish qismidan inshaalloh gaplashamiz. Bizni shariatimizni asosi manbalarga suyanadi. Shariat o'zi qonun degani, adilla bu ya'ni eltib olib boruvchi yo'l degani. Dalolat degani bir narsaga insonni yo'llaydi, yo'llab qo'yadi. Bizni shariat qonunlarimizni yo'llovchi manba Qur'oni Karim ekanligida barcha musulmonlar ittifoq qilgan. Barcha musulmonlar Qur'oni Karim asos ekanligida ittifoq qilishgan. Ve Kur'an-ı Kerim'in tarifini İmam Şatibi özlerini kavaitlerde aytadılar ki, özü usulü fiqhde aytiladı ki, Kur'an Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge vahiy olarak nazil bugen ve tilaveti ibadet hesaplengen kitabke aytiladı. Kur'an-ı Kerim'ni ya'ni manba olarak birinchi pog'onaga qo'yish barcha ulamolarni ijmosi hisoblanadi. Hech kim ixtilof qilmagan. Lekin Qur'onni aynan dalil ekanligini qabul qilishlikda qaysi o'rinda, masalan, Qur'oni Karim har qanday vaziyatda dalillikka hujjat sifatida olinaveradimi desa, ulamolar bu o'rinda tafsilotlarga kirishgan. Qur'oni Karimni o'zini, masalan, biz Qur'onni dalil deb olarkanmiz, Qur'onni o'zini hech qanday
istisnosiz her qanday oyatni olib mana shuni o'zimiz tushungandek dalil qilamizmi desa islom ulamolari bil ittifoq yo'q, bunaqa narsa yo'q deyishgan. Nimaga? Chunki Qur'onda bir qancha ehtimollar bor Qur'onni oyatlarida. Masalan, Qur'oni Karimni bizga nozil bo'lar ekan, nozil bo'lishlik sabablari bor. Sabablar ma'lum bo'lmaguncha Qur'on oyatlarining ma'nosi tushunilmaydi. Ba'zi oyatlar bir sabab bilan nozil bo'lgan, o'sha sababni topmagunimizcha oyatning asl ma'nosini to'g'ri tushuna olmaymiz. Bu inson hayotida ham juda ko'p masalalarda ko'zga ko'rinadi. Masalan, ikkita odam bir-biri bilan gaplashib turibdi, ularni orqasida tarixi bor. Ko'rishdi, salom berdi, alik oldi, lekin bir-biriga qarab turib, kechagi narsani nima qilding dedi, bunisi uni falon kishiga berib yordim dedi. Uchinchi odam bularni suhbatini tushunmaydi. Kechagi narsa nima u? Falon kishi nima? Nima uchun uni nima qilding deb savol beryapti? Bu nima uchun uni falonchiga berib yordim deyapti? Berib yorishlikning sababi nima? Bularni birortasini uchinchi odam tushunmaydi. Illo qachon tushunadi? İkita shaxsning o'rtasidagi suhbatning sababini bayonidan keyin tushunadi. Shuning uchun Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo ma'lum bir sabablar bilan nozil qilganligida ittifoq bormi? Hammamiz bilamiz buni. Sahobalar hayotida payg'ambar alayhissalotu vassalomga nozil bo'lgan oyatlarning bir qismi ma'lum bir sabablarga ko'ra tushdimi? Ha, demak, o'shalarni biz sababini albatta o'rganishimiz kerak. Qur'on dalil deganimizda sababi nuzul qo'shildi. Ko'p odam bugungi kunda endi biz imom bo'lib jamoatga islom haqida, shariat haqida gapirar ekanmiz, jamoat ham hozir ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib siz bizga noma'lum bo'lgan tomonlarni fikrlarini sizga bizga ko'tarib kelishi mumkin. Aytishi mumkin, mana hasbuna kitabulloh, bizga Allohning kitobi kifoya qiladi degan Hazrati Umardan rivoyat qilingan İmam Buxoriyda bo'lgan hadisni keltirishi mumkin. Mana Hazrati Umar aytgan ekan-ku, bizga Allohning kitobi kifoya deb. Nima qilamiz endi boshqa narsalarga kirib desa, chalg'imasligimiz kerak. Yo'q. O'sha kitobni bizga kifoya ekanligi to'g'risida, kitob to'g'risida bizda ma'lumot bo'lish kerak. Kitobni tafsiri bo'lish kerak. Aynan Qur'oni Karimni sababi nuzulini bilarkanmiz, aynan sababsiz nozil bo'lgan oyatlarni ham, sababi bilan nozil bo'lgan oyatlarni ham tafsirini bilishimiz kerak. Tafsiri mana yangi yana bitta Kitobulloh deganimizda yana bitta manba qo'shildi. Qur'onni o'zidan ajrab ketmagan manba bu. Masalan, sababi nuzul Qur'onni nima sababdan nozil bo'lganligini bizga yoritib beradi. Tafsir o'sha Qur'onni qanday tushunishligimizga xizmat qiladi. Demak, tafsirni ham nima qilishimiz kerak? Bilishimiz kerak. Tafsirni bilish zarurati qanday? Tafsir qanday bilinadi desa, tafsirni men qisqaroq aytib ketaman. Iloji boricha o'zingizlarga konspekt qilib olsanglar, keyin kengaytirib yana o'qish davomida keyingi suhbatlarda balki ko'rarmiz. Tafsir qanday ma'nolarni bizga bildiradi? Qaysi tafsir, qanday tafsir bo'ladi desa, ulamolar tafsirni birinchi bo'lib Qur'onni o'zini tafsir qiladi deyishgan. Qur'onni o'zini tafsir qiladi. Birinchi tafsir bu. Qur'oni Karimda masalan Alloh subhanahu va taolo aytadi, "Hudan lil muttaqin" deydi. "Zalikal kitob la rayba fi" Kimdir mikrofonu yonib qolib ketibdi shekilli. "Zalikal kitobu la rayba fi" bu shunday kitobki unda hech qanday shubha gumon yo'q. "Hudan lil muttaqin" taqvodorlar uchun hidoyatdir deyapti Alloh taolo. Taqvodorlar uchun hidoyat deganda savol tug'iladi. Taqvodor kim? Ana shu kimligini mana shu oyatning davomida Alloh taolo o'zi tafsir qiladi. "Hudan lil muttaqin" الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Takvadarlar kimligini الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
Takvadarının birinci sıfatı gaybki iman keltiriş deyipti Allah Ta'ala. Ve yuqimuna salate, namazını kayyum kıladılar. Ve mimma razaqnahum yunfiqun, biz infak kıyan narsalardan ihsan kıladılar. Biz ularga rızk kılıp bergen narsalardan infak kıladılar. Ana Kur'an'ı neme tafsir kıldı? Kur'an tafsir kıldı. Kur'an'ı Kur'an tafsir kıldı. Demek birinci orunda biz Kur'an'ı delil deyip alarken biz Kur'an'ı tamamıyla hammasını özleştirgen adamdan alışımız gerek. Değil mi? Çünkü bir ayetini okup durup onun tafsirini Kur'an'ı özü kıyan bosa insan onu eğitmezden özünün hayalini yapırsa o fikir din bu kamaydı. Mesela hazır eğitişi mümkün de bu sizge yakşı mizan boladı. Kur'an tafsir kılgen takvadarlarını tarifini körmesten turup hazır sizi bizi kafirge çıkarıyetken uzunu uzu en takvadar dinin en katta namayandası kılıp kursatıyetken Hizb-ı Tahrir var mı, havarış var mı, kaysi cemaat buluştan kat'i nezar takvadarlar kim deseyiz Hizb-ı Tahrir takvadarlar hizb yigitleri deydi. Havarişler, takvadarlar, kolüge kural agenler deydi. Başkası takvadar dese özünün cemaatını eytedi. Tafsirde ne mi oldu? Sanat üzüldü. Ne mi oldu? Takvadarlar hakkındaki sıfat Kur'an'da turuptu. O takvadarlar hidayetteki adamlar degen gapning davamıdaki tafsirini özünün fikri bilen devam ettirip gidiyordu. Ne mi ki bu Kur'an tafsirini Kur'an tafsiri bilen Kur'an'ı Kur'an tafsiri bilen örgenişimiz muhumligini bana şunge okşagen nazik noktalarda bilişimiz gerek. Kur'an tafsir kıgen orunda hiç kim aralaş almaydı. Takvadar kim dese biz özümüzünü fikrimizden, özümüzünü düşüncemizden baha bera almayız. Takvadar kim? Ahiretki iman keltirgen adam. Takvadar kim? Namazını o vaxtıda kayyum kıgen adam. Yuqimuna salate ve yusalluna salateden fark kıladı. He? Bilemiz. Namazını okuş başka, onu berpa kılışı başka. Namazını berpa kıyan adam takvadar boladı. Yani namazıga münasip buluş gerek. Ve mimma razaqnahum yunfiqun, biz rızk kıyan narsadan infak kılış gerek. Kıyan deyip de Allah Ta'ala. Şimdi siz aytin ki, yanınızda bir adam ahiretki iman keltirgen keltirmegenliğini taşkardan kanday bilesiz? Bilmeyesiz. Onu kalbideki iş. Kay derecede iman keltirgen ahiretki. Namazını barpa kıla alayaptı mı yok mu bilesiz mi? Bilmeyemiz biz. Allah rızk kılıp bergen nerseden infak kıldı kılmadı bilemez mi? Bilmeyemiz. Şunu üçün palancı takvadar pistancı takvasız deyiş adamların işimiz. Ana biz Kitabullah'ını delil sıfatı da kolumuzga alarken biz Kur'an'ın sebebi nüzulüden taşkarı tafsirge hem müracaat kılışımız gerek. Tafsirde birinci etap ne meyken? Kur'an'ı Kur'an'ın özü tafsir kılış gerek. İkincisi Kur'an'ı sünnet tafsir kıladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifleri Kur'an'ı tafsir kıladı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bunu bir neçe orullarda özü, Kur'an'ı özü de agahlantırken, ayetken. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim. Ve enzelna ileyhe zikra. İleyke zikra. Biz sizge zikrini nazil kıldık. Zikirden murat şeriat özü. Umumi manada. Bu joyda Kur'an. Biz sizge Kur'an'ı nazil kıldık. Nima uchun? Sebebi nima? Kur'an'ı nima uchun sizge nazil kılıyetmiz? Kur'an'ı bir kitap kılıp adamlarga şunda özlerige tüşünedigen tilde tarkat varsak bolardı. Huddu varaka tarkat kendisinde tarkat varsak bolardı. Yoki Kabe-i Muazzamegi katta bitti muskatta sandıgda kitap nazil kısak bolardı. Nima uchun unday kılmadık? Nima uchun aynen sizge nazil kıldık? Nima uchun? Çünkü bunun sebebini Allah özü aytibdi. Litubayyina linnas. Odamlarga bayon kılıp berişingiz uchun. Kur'an'ı bayon kılıp beriş uchun. Ana Kur'an'ı biz hujjat deb olarkenmiz, Kur'an'ı
sebebi nüzulüden taşkarı tafsir, Kur'an'ını Kur'an özü tafsir kılışını bilişimiz, ondan taşkarı Kur'an'ını sünnet kanday tafsir kıyan. Bana şu çünülmegen ayetler var. Mesela mücmel ayet deyiledi. Mücmel degeni bizi tilimizdeki salbi tilmez. Bir cümlenin içige ota balagat bilen, ota kirişimli söz bilen istimal kılıngan cümleler var. Bunu mücmel deyiledi. Bunu mufassal kılıp düşünüş için sünnetke müracaat kılınladı. Başka ilacı yok. Kimge nazil buldu? Resulullah'ka nazil buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil bugenden keyin bu Kur'an'ın manası aslında kanday ekenliğini Resulullah bizge düşündürüp verirler. İkinci tafsir bu. Tafsirini birincisi Kur'an, Kur'an'ı tafsir kılardı. İkincisi ne buldu? Onu Kur'an'ı Kur'an tafsir deyledi. İkincisi Kur'an'ı sünnet tafsir kılıyordu. Sünnetini indi deliller hesabıda hali Allah'a bahsi var. Lekin Kur'an'a alakadar bu geldiği için Kur'an bizge hüccet deyerken biz birinci menbe olarak. Demek Kur'an'ın hüccetliğini kollab kuvvetli manası da sünnetke hem muhtaç buluyor biz. Kur'an-ı Kerim'de cüdü köp uğrunda. Allah subhanahu ve ta'ala mesela Nisa suresi de Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum dedi. Ey iman keltirgenler, Allah'a itaat kılınlar ve Resul'e itaat kılınlar. Allah'a itaat bilen, Resul'e itaat kılış bitten erse mi dese ulamalar? Yok, bitten erse mi azik gelesi. Umumi manada bitten erse yok. Lekin Arap dilindeki vav, atfiye harfi, ati'ullah degenden keyin ve ati'ur rasul. Allah'a itaat kılınlar ve Resul'e itaat kılınlar dedi mi? O şey dedi wow, atfı muğayere deyildi. Özüden aldığı narsadan başka narsana itiyordu. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an'a itaat kılış. Allah'a itaat kılış manası da. Ve sünnetke itaat kılış. O şey Kur'an'ı bayan kılıp bir uçu peygamberge itaat kılış arkayı buladı. Ve ulil emri minkum. Ve yine bitti manbı payda buluyordu. Onu mu? Özümüzden bugün işbaşilerge. İbn Abbas'tan, Mücahid'den rivayet var. Mana şu Ulul Amr'dan Murat, bitti ulamalar. Ulamalar cemaası, yani yangi manba payda oldu. Nima? Kur'an'dan, sünnetten biz topolmay qolgan meselelerini yani kimden sorayımız dese sahabelerden sorayımız indi. Sahabelerinin menbelerini, kimliğini, kanday hayat geçirgenliğini, Kur'an'ı sünnetke kanday amel kıgenliğini kimden sorayımız dese sahabelerini şagırtıdan sorayımız indi. Tabi'inlerden. Ularını kattan tanıyımız tabi'a tabi'inlerden. Ularını kattan tanıyımız ularının şagırtlarını. Ularını kattan bilemiz bugün geçi bugün sanat var bizde. Ama şu sanat arkalıyımız dinimizde tınık, nurafşan en güzel üslupta amel kılamız. Demek Kur'an ve sünnetke göre yaşaş meselesi Allah da mesele. Bu asan hemen kuludan keledigen iş. Lekin Kur'an ve sünnetine delil olarak ortadaki hüccet kılıp koyuş uçun bir kança narsalar talep kılınıyordu. Yukarıda sana gelirlerimizi yazıp olayıpken bu seyirler gerek. Bu videoya yazılı yaptı. Belki ondan hem kayıt kuru olabilirsiniz. Demek birinci ne buldu? Kitabullah. Allah'ın kitabı biz için hüccet. Aslan şeriat manası da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sizi bizlerge yetkazgan omonatları başıda Kur'an turadı. Kur'an'ın sebebi nüzulünü bilişimiz gerek. Kur'an degen de başladı. Sebebi nüzul. Tafsir, Kur'an bilen tafsirini bilişimiz gerek. Ve Kur'an'ın sünnet bilen bugün tafsirini bilişimiz gerek. Şimdi Kur'an'ın sahabelerinin tafsiri bilen ham hem bilişimiz gerek. Değil mi? Çünkü Kur'an nazil bo'larken Kur'an'ın sebebi nüzulüge bağlı şahsiyetler, sahabeler. Ular Kur'an nazil bo'lgan cema'a. En hayrul kurun, en afzal asrının insanları. Saadet asrının kahramanları. Peygamber atrafıdaki muhacir ansarlar yeryüzüde ulardan keyin keledigen her kanaka insandan üstün türedi. Peygamberlerden keyin en afzal insanlar ular hesaplanadı. Ana şunu dağıken uşa adamlarının
tafsirlerini ham biz nima qilishimiz kerak? Bilishimiz kerak. Sahobalarning tafsiri bordi. İbn Abbasdan bor tafsir, İbn Umardan bor tafsir, Umar radhiyallohu anhuning tafsiri bor, Abu Bakr radhiyallohu anhuning tafsirlari bor, Hazrat Ali'nin tafsirlari bor. Sahobalardan bu juda qiyin ko'rinadi-yu, qiyinligi bor-da, lekin biroz iqtidori bor odam uchun qiyin emas. Sahobani yaxshi ko'rsangiz, tanisangiz, sahobalarning tabiatlarini, fikrlarini, hayotlarini o'rgansangiz, hammasi sizda jonlanadi. Tafsirga alohida ajrab chiqqan sahobalarni 20-30 dan ortiq emas, nomlari, kimliklari. Fiqhga ajrab chiqqanlari 30-40 ga borib bormaydi sahobalar. Qolgan hamma amal qilgan, shu 30 ta 40 ta sahoba fatvo bergan. 20 ta 25 ta sahobagina tafsirdan gapirgan. Şular ders bergan keyingi ummatga. Hamma Bilal radhiyallohu anhu ham chiqib olib tafsirdan ders bermagan. Ulbat ibn Zayd radhiyallohu anhu chiqib olib fiqhdan fatvo bermagan. Ammor ibn Yosir chiqib olib turib usuldan ders bermagan. Ular o'zini haddini bilgan. Shu bilan birga keyingi keladigan ummatdan eng afzali sahobalar bo'lishi bilan birga sahobalarning ichida afzal sahobalar bor. Eng afzallari bor. To'rtta chahoriyor bor, ashariy mubashshara bor, Badrning ishtirokchilari bor, payg'ambar alayhi salatu vasallamni doim lozim tutganlari bor, faqihlari bor, mufassirlari bor, muhaddislari bor. Ular o'zlarini hadlari bilan amal qilishgan. Demak, sahobalarni tanishimiz ham Qur'on bizga hujjat deganimizda bu ham manba bo'lyapti. Qarang. Bularni tanimay bilmasdan turib bir odam, masalan, bir jamoat chiqdi. Nima dedi? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Oyatını okudu. Sizlerden bir cemaat busun. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ Sizlerden bir ümmet busun. مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ Yakşilikke davet kılsın. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Amr-ı maruf kılsın. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ munkardan qaytarsin deb mana shu oyat Hizb-ut Tahrir bo'lishligimiz uchun nozil bo'lgan deb jamoat qurib, siyosiy darnak, jamoat guruh tuzib va shu guruhlarini dunyoda eng to'g'ri, haqiqiy guruh sifatida talqin qilishyapti. Bu oyat hizblarga nozil bo'lgan emish. Tafsirda Qur'onning oyati, Qur'onning o'zidagi tafsir Peygamber aleyhisselam bu haqda nima deganlar, sahabalar nima degan, İbn Abbas nima degan, tabi'iler nima degan, taba'a tabi'iler nima degan bu haqda degan gapni shunda yig'ishtiribdi da oyatni olib o'zining partiyasiga, siyosiy partiyasiga slogan sifatida ishlatyapti. Bizi shiorimiz shu deyapti. Biz İslam tarixini o'rganarkanmiz, barcha adashgan toifalarning asl adashishlik sabablari mana shundan iborat bo'lgan. Mana shu uslubdan iborat bo'lgan. Asl manbani matnini olib olib, asl manbani qo'llab-quvvatlovchi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim atiyullohu va atiyur rasul va ulil amri minkum kabi sabablarni, unga tegishli bo'lgan narsalarni chekkaga surib qo'yib, o'zining siyosiy maqsadiga ishlatgan paytida adashgan bo'lgan. Mana shuni biz yaxshi bilib olishimiz kerak. Qaysi jamoa bir oyatni o'qib, mana shu oyatga ko'ra biz mana bu faoliyatni qilyapmiz desa, darrov undan so'rashimiz kerak. Qur'on oyatini, mana shu oyatini aynan Qur'onda qanday tafsiri bor? Boshqa joyda shu oyatga ma'no aytyapsan, xuddi shu ma'noni, xuddi shu uslubda boshqa oyatga ham shunday ayta olasanmi? Deyishimiz kerak. Hizb-ut Tahrirni mana shu oyatni dalil qilib biz xizib bo'ldik deyishligi o'zidan oldingi barcha ummatni bu oyatni ma'nosini tushunmaganlikda ayblash hisoblanadi. Hizb-ut Tahrirdan oldin birorta islom ulamolari alohida bir jamoat qurib Hizb-ut Tahrir qilayotgan faoliyatni qilaylik demagan. Mana shu oyatni dalil qilib. Mana shuni o'zi ham Hizb-ut Tahrir jamoasining da'vosi ya'ni noto'g'ri bino ustiga qurilganligini ko'rsatadi. Noto'g'ri bino. O'zidan oldin barcha adashgan bitta shular yo'l topganimish. Hatto nima deyshti bular?
Hazır üyeli bu geplerini bir kişi yaptı da, avvalgi geplerini uçuruşu yaptı. Bunlar ne dedi? Takiyidin nebahani dedi. Takiyidin nebahani. Müştehidi mutlak bugün. Avvalgiler topolmagan ayet manasını topgan bu adam deyişti. Bu ne degen dava bu? Ebu Hanefeler yok. İmam Şafiiler yok. İmam Ahmet ibn Hanbel yok. Ondan aldığı tabiiler hamesi yok. Takiyidin nebahani, müştehidi mutlak. Ular topolmagan fikrini bu topdi degan adashga ketdi. Demak, manbalarni o'rganar ekanmiz, zohiriy ma'noda nechta narsaga muhtoj bo'ldik? Qur'onni bilishimiz kerak. Qur'onni Qur'on tafsiri bilan bilishimiz kerak. Qur'onni sunnat tafsiri bilan bilishimiz kerak. Sahobalarning tafsiri bilan bilishimiz kerak. Asosan shu. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam ba'zi o'rinlarda Bani İsrail'nin ötken kavimlerinin kıssaları doğrusu da hem hadisleri var. Eğer o sünnet ve Kur'an'ın üslubige, onun şer'i asaslarige zıt kelimesi ondan hem faydalanışlıkını eytedi ulamalar. Lekin en katta fikir umaz. En katta fikir Kur'an ve sünnet ve sahabelerinin hayatı. Endi ondan taşkarı. Hazır Kur'an hakkında gap ketyapti. Özü biz Kur'an Sünnet, icma, kıyas, kin undan kin, istishab, istihsan, şer'un men qablana, şer'un lana, urf, kebe, saddu zarayı, yani bazı narsalar hakkında gaplash rejamiz bor. Hozir Kur'an hakkında umumi, hammamiz tushunadigan tilda, muhtasar şekilde gap gapiryapmiz. Demek, endi Kur'an'ın o'zini Kur'an'ın özünü düşünüşlüğümüzde hem ihtiyacımız var, ilimler var. Ular ne dese, Kur'an'ı, Kur'an'a alakadar, Kur'an ilimlerine alakadar birkaçı ilimler var. Bunlardan birincisi ilmül luga. Lugat ilmi. Kur'an'daki lugatlarını bilişimiz gerek. Kur'an'daki lugatlar Arap adabiyatı da kanday işletilerdi. Cahili Araplar bu lügatını kanday işletirdi. Şu lügatke alakadar düşüncelerde ege buluşumuz gerek. Kur'an'ın lafzlarını düşünüşümüz gerek. Lafz. Ve Kur'an'ın dalaletlerini düşünüşümüz gerek. Dalalet hakkında hem alakıda mavzu var. Dalaletun nas var. İşaretun nas var. İktidaun nas. Bunlar alakıda fahane indi. Usul, fikh hakkında bu mavzular batafsil o'rganilgan. Qur'oni Karimga tushunish uchun sarflangan ilmiy harakat boshqa birorta kitobga sarflanmagan. Mana shuni o'zlashtirgan davrda bizning ajdodlarimiz dunyoning imomi bo'lishgan. Shu mana shu Qur'onni tushunish uchun ishlab chiqilgan metodologiyadan uzoqlashganimizda Oramızda ihtilaf çıkıp, dinle natoru düşünüşlik, dinden natoru yolda faydalanışlik, şeriat özü insanlı yaşatış uçun nazır bugün idi, şeriatını kural kovalıp adamlarını öldürüş yüzeye çıktı. Ne demek? Üsülden uzaklaş. Geldiği uçun. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'ni yine düşünüş uçun Kur'an-ı Kerim'de nasih mensuh mevzusu var. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Kur'an'da özü ayet yaptı Allah-u Teala. Bir ayetini nasıh kıyken bu sayı. Nasıh, hükümden kaldırış. Nasıhın özü üç kulturu var. Hükümden kaldırış. Bir ayetini hükümden kaldıradigen bu sayı. Allah-u Teala ayet yaptı. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ Bir ayetini biz nasıh kıyganımız yok. Hükümden kaldırganımız yok. او نونسی ها یا که اونی استن چکارتر وارگانمیز یک من ننسخ من آیت او نونسی ها نعتی بخیر من ها او مثلی ها اگر اسینگیزدن چکارتر وارگان بولسک یا که اگر اونی نسخ کلدر وارگان بولسک اوندن افزلنی کلتردیک یا که اونگو اخشگننی کلتردیک بر آیت نسخ بولده Onu ornige uşa cay boş kapketkeni yok. Onu ornige yakşırağını Allah-u Teala nazil kıldı. Bana bu ayet nasıh mansuh mavzusu Kur'an'da barligige dalalat kıladı. Endi nama yüzege çıktı. Kur'an'daki nasıh mansuhunu bilmezden durup
Qur'on haqida gapirayotgan odamlar adashuvga tushishligi aniq. Hatto shariat ulamolari bu masalalarning jiddiyatini bilganlari uchun nosih mansuhni bilmasdan turib Qur'ondan ma'no aytayotgan odamlarga shariat yuzasidan ta'zir jazo berishgan. Ta'zir berishgan, qamashgan, balki kaltaklashgan. Belki bazı orullarda hatta ulardan bağıylık yüzeye çıkkallığı için katılam kılıngan bir davurlarda. Bir misalını ben hayatta bulu ötken bir misalını keltirgen edim. Tafsilatı kirmeyim ben, sizge hadır yüzeki ayetip getemem. Kolüge kural agen adamlarını bir müllesi, koşturna içindeki müllesi. Ularda sebebi düzünlü örgeniş yok. Kur'an'dan şunu da okuyumuz, mananı iştip kete uğramız deydi. Araplarda hem şu muamma var. Fakat Özbeylerde vez bu. Kur'an'ı, Arap dilini bilgen adam şuna uğradı degen adam natoğru öyleydi. Kur'an Arap dilini bilişi özü bilen düşünüle degen kitap vez. Kur'an bütün başlı tarih, bütün başlı sebebiyet, bütün başlı ilimini özü çıkı aladı. O ilimini Özbek örgense hem alim bula uğradı, Arap örgense hem cahil bula uğradı. Tilning birinchi ahamiyati yo'q bo'ldi. Til muhimda, lekin tilni bildi bo'ldi, Qur'onni tushundi degani emas. Arablarda arablarga yoshlarni boshini aylantirish uchun ba'zilari savol bergan. Biz o'sha Suriyaga yoki Iroqqa jihodga boramiz desak, imomlarimiz yo'l qo'ymayapti. Imomlar u yerda u joyda fitna bo'lyapti deyapti deyishgan. Desa o mullalara aytayapti, Araplardagi mulla aytayapti. Sen deyapti, imamdan sonra oturma deyapti. Ha, nima qilay? Qur'onni olasan, ochasan, jihad haqida qayerda oyat bo'lsa o'qiysan, shundan keyin kelaverasan degan. Jihad deb nomlangan oyatlarning tagida sabablari bor. Uni tafsirlari bor. Nima mavzuda qaysi hukmga ko'ra aytilganligi bor. Masalan, faqtulul mushrikina haysu vajadtumuhum. Mushriklarni qayerda topsanglar o'ldiringlar degan oyat. Hozir tinch aholiga ishlatsa bo'ladimi shu oyatni? Agar tinch aholiga ham ishlatsa bo'laveradi desa, boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo val muhsanati minallazina utul kitaba min qablikum dedi. Sizlardan oldin o'tgan Ahli kitoblarının muhsanat bo'lgan ayolları sizlarga halol dedi. Nikoh masalasida. Endi mushriklarni qayerda topsang o'ldir degan oyat bilan mushrik bo'lsa ham lekin ahli kitob bo'lsa. Ahli kitoblarni Alloh taolo mushrik degan. Lekin ahli kitob bo'lsa uning nikohini halol deyapti. Bu ikkita oyat bir-biriga muoriz kelib qolyapti. Qo'liga qurol olib odam o'ldirishlikni jihod deb nomlab olgan odamlar mana bu oyatdan foydalanib yoshlarni boshini aylantiryapti. Sabab nima ekan? Sabab usuldan uzoqlashish. Qur'onni to'g'ri och deyapti, o'qi, bo'ldi, kelaver deyapti. O'zbeklar nima deyapti? O'zbeklardan bittasi aytayaptiki. Xo'p, o'zbeklardan bittasi aytayaptiki. Biz imomlarni oldiga borsak Suriyaga o'sha Iroqqa jihodga boraylik desak, o'tta jihod yo'q, bormanglar. Dedi, siz nima deysiz deb u yoqda yurgan qo'shtirno ichidagi mullaga savol bersa, mulla aytayaptiki, "Hey, sen Qur'onni och" deyapti. Tavba surasi 44-45 yoki 43-44 oyatlar. Nu o'qiyapti. Mana shu Qur'on oyatida Tabuk g'azotidagi oyat bu. Munofiqlar kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga, "Meni uzrim bor. Eşigim açık, ayollarım var, ben kıynelip kaldım, şunun için menge ruhsat vereyim deyip Resulullah'tan izin soruşardı kelip. Allah subhanahu ve ta'ala Allah'ka ahiret günüge iman keltirgen adamlar, seferberlik üçün cihatka adamlarını çakırılsa kelip sizden izin soramaydı degen. Kelip sizden izin soramaydı degen. Bana şu ayetini okuyaptı da, savol bergan odamga nima deyapti? Sen imomlardan izin sorayapsan mı? Ya izin soralmaydi. Mana Rasulullohdan izin sora shart emas deyapti-ku deyapti. Allohga oxirat kuniga iymon keltirgan odam Rasulullohdan ham izin soramasdan kelaveradi deyapti. Endi
Qur'onning asliyatidan, uning usul metodologiyasidan, sababi nuzulidan, nosix mansuxidan bexabar odam, yosh yigitlar, bolalar shuni eshitsa nima fikrga keladi? Ha, imomlar hammasi aldoqchi ekanda. Ha, Qur'onda turibdi ekan, ketadi. Ketdi qanchasi, qurbon bo'ldi. Shu fatvoni bergan bola ham o'lib ketdi. O'ldi shu bola ham. Qayerda qanday o'ldi bilmaymiz, lekin o'ldi. Endi o'sha Qur'onni mana shu oyati Tavba surasi 44-45 menimcha. Qur'onni ochasizlar, ko'rasizlar, Tabariyni ochib ko'rasiz. Tabariyda Ibn Abbosdan rivoyat bor, radhiyallohu anhumodan. Abu Dovud rivoyat qilgan, Sijistoniy Sunanda Ibn Abbos aytadilarki, mana shu oyat, mana shu oyat Nur surasi 56 bo'lsa kerak, agar raqamlarda adashgan bo'lsam, lekin o'sha joyda bor. Nur surasi 56-chi oyat tushgandan keyin nasx bo'lgan degan. Nasx bo'lgan. Ya'ni amaldan qolgan. O Suriyaga borib olgan qo'shtirno ichidagi mulla savol bergan odamga nasx bo'lgan oyatni o'qib, nasxini bilmaydi. O'qib, ularni kelaveringlar, mana oyatga ko'ra deb jinoyatga chaqiryapti. Jihod deb. Nima bo'ldi? Butun boshli bir ummatning qoni to'kilishiga sabab bo'lyapti nasx oyat bilan. Ularga oyatda Alloh taolo nima degan? Agar musulmonlarning umumiy jamoasiga aloqador bo'lgan masalalarda odamlar sizdan izn so'ramasdan chiqib ketmasin degan. Oyatda. Bu yoqda izn so'ra o'tirmaydi sizdan degan, ketaveradi degan. U yoqda endi sizdan izn so'rasin degan. Oyat bir-biriga zid kelib qolishi mumkin emas. Zid kelib qolsa bir nechta ehtimol bor. Birinchi ehtimol nosix mansux ehtimoli. Keyingi oyat birinchi oyatni nasx qiladi. Dalil bormi? Bor. Kimdan? Ibn Abbosdan. Sahihmi? Sahih. Kim keltirgan? Tabariy keltirgan. Rivoyatning sihhati sanada to'g'risida shikol bormi? Yo'q. Endi nima bo'ldi? Qo'liga qurol ko'tarib olgan odamlar Qur'onni shaxsiy manfaatlari uchun ishlatyapti. Bularni aytiladi din furush deb. Dinning ilmiy asoslaridan uzoqlashgan odamlar deb. Nosix mansux masalasiga kelib to'xtadik. Mavzu davom ettiraveraymi yo savol javoblarga o'tamizmi? Kofe beringlar. Qancha bo'ldi soat? Nechigacha o'zi? 45 minut to'pdi-da. Yana 40 minut bor ekan, 40 minut. 40 minut. Davom ettiraveraymi bo'lmasa yo savol javob qilamizmi? Bo'l, tamam. Xo'p. Demak, tushundik. Nosix mansuxni bilishimiz shart. Endi Qur'oni Karimda nosix mansuxni bilganimizdan keyin Qur'onni nima nasx qiladi degan savolni ham bilishimiz kerak. Nosix mansux masalasi ulumi Qur'onda alohida bahs sifatida o'tiladi, balki unga keyin tafsilotda kirarmiz. Endi yana Qur'oni Karim to'g'risida biz bir ma'no aytarkanmiz, unga o'sha ma'noga ko'ra hukm dalil sifatida olishlikka o'zimizni haqli deb bilarkanmiz. Endi biz Qur'on jumlalaridagi xos va omni bilishimiz kerak. Ba'zan xususiyat aynan bitta xususiyat uchun nozil bo'ladi, hukmi om bo'ladi. Ba'zan om nozil bo'ladi, hukmi xos bo'ladi. Bularni ajratib olishimiz kerak. Ajratmasak, umumiy aytilgan jumlani xoslab qo'yamiz. Xato qilamiz unda. Yoki xos aytilgan hukmni umumiylashtirib yuboramiz. Unda ham xato qilamiz. Yuqorida bitta misol keltirdim. Masalan, Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum dedi. To'g'rimi? Mushriklarni qayerda topsanglar o'ldiringlar dedi. Mushriklar umumiy, o'ldirishlik umumiy, qayerda topsanglar haythu bu umumni kalimasi. Haythu wajadtumuhum qayerda topsanglar. Osmonda topasizmi, yerdami, havodami, suvdami farqi yo'q. Umumni ifoda qilyapti. Lekin bu oyat hukmi umumni ifoda qiladimi desa, yo'q. Bu oyatning xos sababi bor. Mushrikni qachon qayerda o'ldiriladi? Qana qilib o'ldiriladi tinch aholini?
Mümkün mü? İslam tinç ahalını öldürüşlükke mutlaka karşı. Bu ayet ne demek dalalet kılarsa? Bu ayet uruş peytideki ayet. Uruş bul yaptı. Karşı zaman sizge kural bilen hücum kıldı. Hücum mabeynide siz özünüzü himaye kılmasanız sizi öldürürdü. Sizi öldürüşlüğü anık buptırgen peytide siz onge kurallı mukavemet, karşılık görsetmeseniz bu miydi? Allah Teala bunu harbi cereyan sıfatı da büyülü yaptı. Harbi cereyanda uruş bulu yaptı, katta meydanda. Düşmanını körgen caizde öldürmeseniz siz de öldürürdü. Onu asıl alı bu miydi? Harbi cereyanlarda İslam'dan ayan barcha harbi liderler. Uruş cereyanında asıl alış mümkünmez. Uruş tügep durup kolunu kotarıp kılıçını taşasa oldu. Onda asıl aladı. Lekin kılıçta durup değil mi? O yengilgendenken asıl abu miydi onu? Asıl alsa halakıt kıladı cengi. Bu ayet-i kerime yani uruşke umumi tinçlikke alakası yok. Uruşke haslengen. Lekin ayette umumi yetiyetti. Hukumda uruş vaziyatiga haslengen. Haythu vecettubuhum kayyerde topsengiz degeni dünyanın hemen cayını egellemeydi bu. Kayyerde topsengiz degeni bu ayetinin sebebi nüzulü de Mekke-i Mükerreme'deki haram çegeresi getirgen. Haram çegeresi. Tevbe suresi oşe müşrikler bilen bugün şartnamenin büzülüşü bilen başlanadı. Beraatun minallah. Allah subhanahu wa ta'ala beraat ilan kıldı. Müşrikler ahdlariga vafa kılmadı mı? 6 ay müddet Mekke'ni, Mükerreme'ni, haramını, çegarasını boşatıp uyuşsun. Çıkıp geçsin buddan dedi Allah Ta'ala. Eğer çıkışmasa 6 aydan keyin kayırda çegaranın içi de, haramının çegarasının içi de, müşrik, kafir topulsa öldürün dedi. Bu hüküm hadiram cari. Mekke'ye hemeniz diyarlı borgansız, borsanız kafir kırmayı digen çegara var. Demek ki Saudiye ailesi diplomatik alakalar uçun özünde rezidensiyasını Riyaz'ga koygan. Çünkü Riyaz haramning chegarasidan tashqarida. Çünkü diplomatik alakalar uçun kafirler kirişi mümkün. Ular haramga kirişi mümkünmez. Yukarıdaki ayet ularını kirişliğine taqiqlaydi. O ayet hadiram cari. Lekin makon ma'nosida umumiy zikr qilingan haythu vajattumuhum degan Alloh taolo. Lekin hukm ma'nosida u ma'lum bir doiraga tegishli. Agar urush bo'lib qolsa, urush doirasiga tegishli. Umumiy emas. Demak, om bilan xosni bilishimiz kerak. Omni ham ta'rifi bor. Om 3 tur bo'ladi. Omul mutlaq bor. Om qaydnomasiga tegishli bo'lgan om al-am yani xususiyet yani xoslangan om bor. Yukarıda omni zikr qilyapti de lekin xos masalaga aloqador bo'lib qolyapti. Umumiy aytyapti lekin hukmini qarasangiz xos. Zikri xos, om lekin hukmi umum bo'lyapti. Buni bilish nima uchun zarur desa, yukarıda aytganimizdek jinoyatga qo'l urib qo'ymasligi uchun zarur. Ko'pimizga Maide surasining 44-chi oyatini dalil qiladi ba'zilar. Nima deydi? "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zolimun." 3ta oyat bor. Mana shunda Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa kimda kim? Kimda kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa ana o'shalar kofirlardir. Degan oyat. Mana shu oyatni misol keltiradi-da, sizni bizni kofir deb e'lon qiladi. Nimaga? Chunki biz O'zbekistonda yashayapmiz. Demokratik davlat. Boshqaruv tizimimiz demokratik. Lekin islomimizga amal qilish masalasi ularni ko'zini, ya'ni ular ko'rmaydi buni. Ular o'sha sistema, boshqaruv tizimisi demokratikmi? Ha, demokratik. Sanlar hamman kofirsan deydi. Nimaga? Desa mana shu oyatni misol keltiradi. Bu ayetke kure, bu ayette kelimeler am, umumi kiliyepti. Ve men lem yahkum bima anzalallah. Ve men, kimde kimdi geri? Bu kimde kimge? Fakat bizni kafir diyetken cemaatler özlerige muhalif bugün adamlarını
kirgizişerdi go'yo. Kimde kim deganda sen ham kirasan. Sen ham Allohning hukmi bilan hukm qilmayotganing uchun sen ham kofirsan. Dünyanın qayerda yashayapsan desan bittasi Turkiyadaman dedi. Turkiya qanaqa davlat? Demokratik davlat. Sen ham kofirmisan unda? Yo, demak Turkiya sal islom ila deydi. Sal islom ila degan narsa yo'q. Unaqa narsani solishtiradigan bo'lsangiz, O'zbekistonni ba'zi masalalari Turkiyadan ancha oldinda islomiy masalalarda. Masalan, LGBTni partiyasi yo'q O'zbekistonda. Turkiyada LGBTni partiyalari bor. Diva degan xotin bor. O'zi erkak kishi. Pasportiga xotin deb rasman yozdirtirgan Turkiyaning qonunlari bilan. O'ta isqirt odam. Ko'rsangiz rasmini Diva deb Bulent Ersoy deb qidiring. Agar shaytonni ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha shaytonni bir misoli o'sha xotin. Bizda yo'q unaqasi. Biz ya'ni bu bilan o'lchanmaydi. Va menga sanam kirasan. Meni kofir deyapsanmi? Yo'q, sen oldin o'zingni kofir deb olgin. Agar meni kofir demoqchi bo'lsang, na'udu billah. Nimaga? Menga u ham kiradi. Chunki men umumiy. Endi Bima anzalallohdagi bima no ham umum. Alloh nozil qilgan narsa bilan deyapti Alloh taolo. Alloh nozil qilgan narsa nima? Tavrot, Injil, Zabul, Qur'on. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga Qur'ondan tashqari nozil qilingan vahiy. Ibrohim alayhi salatu vasallamga nozil qilgan varaqlar. Nuh alayhi salatu vasallamga nozil qilingan, Odam alayhi salamga nozil qilingan vahiylar hammasini o'z ichiga oladi. Chunki ma umum. Al-am baqi ala umumihi. Qoida bu. Omning ta'rifi. Ya'ni umumiyligida boqiy qolgan umum bu. Al-amul mahsus, ya'ni mahsus om bor. Ya'ni umumiy zikr qilingan yuqorida aytganimizdek xosga xoslangan omlar bor. Demak, payg'ambar alayhi salatu vasallam hamma nozil bo'lgan vahiylarni o'rtaga olib kelib u bilan amal qildilarmi? Yoki xos bitta voqeaga murojaat qilib, o'sha voqeaning amal qilish jarayoni shariatning umumiy asoslariga zid kelmaganida unga ko'ra amal qildilarmi desa, ikkinchisi Rasululloh vaziyatga qarab shariatning asl maqsadlariga zid kelmasa, uni shariat qabul qilgan narsa deb o'tkazaverganlar. Bitta soddaroq misol, qayerga borsalar o'sha joyning urflarini o'zgartirmaganlar. Urf urf qolavergan. Masalan, salla kiyganlar, uzun ton kiyganlar, uzun kiyim kiyganlar. Nima uchun? Arab jazirasidagi kiyimni sababi shu. Alohida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga bo'lakcha bir kiyim nozil qilmagan. Rasulullohning kiyimlarining sifati, ko'rinishi Abu Jahlda ham bo'lgan. Abu Lahab ham o'sha kiyimni kiygan. Makkadan ketib Madinaga kirgan paytlarida Madinadagi urflarni ko'rib, ularni o'zgartirmaganlar, agar shariatga zid bo'lmasa. Shariatning asoslariga Sahobalar Misrni fath qildi. Misrga kelishib, Misrning urflarini tamomila o'zgartirishgani yo'q. Misrdagi ihromlarga tegishgani yo'q. Misr aholisining, Qibti aholining nima bilan shug'ullansa shug'ullanaversin, shariatga zid bo'lmasa bo'ldi. Shom fath bo'ldi, O'rta Osiyo fath bo'ldi. Mana biz bizda o'zbekchiligimizga aloqador bo'lgan mavzularimizni shariatga zid bo'lmagan barchasi o'rnida qolgan. Chus doppini kiyib turibmiz mana. Chus doppi shariatda bormi? Yo'q, bu qanaqa doppi? Urfiy doppi. Lekin bosh kiyim o'laroq shariat bosh kiyimni ziynat dedimi? Ziynat, muborak bo'lsin. Doppini kiyib yuring, savob olasiz. Ha, urfiy kiyim bilan qanaqa savob olaman desa, bu urfiy kiyim shariat maqtagan kiyimga muvofiq. Shuning uchun shariat uni qabul qilaveradi. Bizni diyorlardagi, boshqa diyorlardagi urflar shariatga zid bo'lmasa, islom qabul qildi. Nimaga? Va man lam yahkum bima anzalalloh oyatiga ko'ra
Alloh nozil qilgan narsa ma'lum, o'sha narsaga, o'sha qoidaga, o'sha shariatga voqiyalik zid bo'lmasa, uni qabul qilinaverdi. Ma'qul deyilaverdi. O'shuning uchun mana bu saylov masalalarida ataylabdan chiqishdi, e'tibor bergan bo'lsanglar, saylov masalalarida kim saylovga qatnasa kofir bo'ladi. Nimaga? Oman lam yahkum bima anzalalloh va ulayka humul kafirun deyishdi. Qo'y, bu oyatga sanam tushasan desak, yo'q, sizlar tushasizlar deyapti. Nimaga? Sizlar saylovga qatnashyapsizlar-ku, ha? Kofir bo'ldinglar deyapti. Nimaga? Chunki sizlar shariatga zid bo'lgan hukmga ovoz beryapsizlar. Sen bizden sonra aldın. Biz nimaga ovoz berayotganimiz bizden sonra? Hop, nimaga ovoz berdingiz desa biz nima deb javob berdik? Biz aytdikki, O'zbekistonda boring, butun dunyoda bo'layotgan saylovlardagi musulmonlarning mavqifi shu. Men bir musulmon o'laroq O'zbekistonda mening dinimga, e'tiqodimga, amaliyotimga, shariatimga asoslangan hayotimni himoyasini ta'minlaydigan odamni tanlayapman. Shariat aytayapti menga buni. Nimaga? Nima qatta aytayapti? Alladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana deyapti. Gapni eshitib, uning eng yaxshisiga ergashgan odamlarni Alloh taolo maqtayapti. Gapni eshitaveramiz, gap ko'p. Lekin hozirgi holatimizda saylov biz uchun boshqa tanlovdan ko'ra yaxshiroqmi? Boshqa tanlov yo'q-ku. Bormi? Nima qilamiz hozir? Saylovga qatnashmasak nima bo'ladi? Zotan bu jamiyatni boshqaruvi, dunyo siyosatini boshqaruvi bütün dünyada joriy bo'lgan narsalar hozir. Ovozim uzilib qoldimi, telefon bo'lib qoldi. Bütün dünyada joriy bo'layotgan musulmonlar yashayotgan o'lkalardagi narsalar bular. Mana shu musulmonlar yashayotgan narsalardagi musulmonlar yashayotgan o'lkalardagi vaziyatda musulmon odam o'zining hayotiga tanlovini shariat ko'rsatmasi bilan tanlasa qanaqasiga kofir bo'ladi? Endi o'sha oyatni ma'nosini to'g'ri tushunmagan odamlar siz bilan meni, nafaqat siz bilan meni, butun O'zbekistonni, saylovga qatnashgan barcha musulmonlarni kofir deyaptimi? Mana shu oyatga ko'ra shu gapni gapirgan odam o'zi kofir bo'ladi. Nimaga? Chunki u kofir bo'lmagan odamni kofir deb e'lon qildimi? E'lon qildi. Alloh taolo uni kofir deb e'lon qilmagan edi. Alloh kofir demaganini bu kofir dedimi? Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmadi. Ilohlik da'vo qilyapti, mushriklik qilyapti. Allohni uluhiyat sifatini o'zida jam qilyapti. Men shu sifatga egaman deyapti. Palonchini kofir deya olaman, pistonchini murtad deya olaman, palonchi jahannamga ketadi deya olaman deyapti. Mana shu tabiat, mana shu jaholat bilan e'tibor bersangiz, bizi imomlarimizni ichida, ya'ni shu imomlarning qavmlari ichida, bularni hurmat qilayotgan odamlarni ichida biror dona odamni ko'rmaysiz, unga qarshi chiqqan odamni sen jahannamga ketasan deganini ko'rmaysiz. Nimaga? Samimiy bo'lganligi uchun, ilmga ergashganligi uchun bunaqa jur'at qilmaydi. Lekin siz bilan bizni kofir deyotgan odamlarga e'tibor bering, jannat go'yo ularning qo'lida. Jannat kalitini qo'liga olgan. Aniq jannati u. O'zini nazdida. Va unga qarshi chiqqan siz bilan biz aniq jahannamga boramiz. Qiyomat kunida eng rasvo holga biz tushamiz ularni nazdida. Bu Alloh hukm qilgan narsani ziddi bilan hukm qilish bo'lmasa, unda nima? Alloh hukm qilgan narsa bilan narsani ziddi bilan hukm qilish nima unda? Bundan ortiqi bormi? Alloh kofir demagan, insonni bu kofir deyapti. Shuning uchun mana shu oyatni ya'ni bayon qiluvchi hadis shariflar Imom Muslimda alohida bob ochib, Imom Muslim payg'ambar alayhi salatu vasallamdan taxminan 15 yoki 20 ga yaqin turuq bilan rivoyat keltirganlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, bir musulmon boshqa bir musulmonni kofir desa, o'sha kufr kalimasi o'ziga qaytib keladi deganlar. Yuqoridagi oyatning tafsiri shu. Nimaga o'ziga qaytib keladi? Chunki Alloh kofir demaganini kofir deyapti-da bu. Alloh hukm qilgan narsa bilan emas, Allohga
Allah nazım kıyan narsanın ziddi bilen hüküm kılıyordu. Neticede ilahlık dava kılıyordu, neticede özü kafir buluyordu. Demek bu cayda biz am bilen hasını ham acrata bilişimiz. Kerek. Benimçe mevzunu şu tohtatkenimiz yakşı. Keyin, keyingi derske yana sığdıramız koyan. Şimdi savalı cevap götürmüş. Kana, bismillah. Mümkün mü savalı? Mümkün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah. Nuruddin Hoşimov, Yangiyol Tumanadan. Hı hı. Doğru. Aş'ari Hazretini bilemez. Boşçuda adaşıp, Tuğdur'u kayıt geldiler. Mu'tazili'ye aralaşıp, kim hatasını şu yüket geldiler, doğru mu? Hı hı. Hazırgilerde şu adaşkenden kayıt geldiler, yok mu şu hatalardan kayıt geldiler? İlim bilen hakikaten yok mu içerim yaptın ha? Ha. Birinci, İmam Eş'ari, Ebul Hasan Eş'ari, Rahimahullah, dastlab o'zi adashgan deyişlikni ham bir mulohaza qilish kerak. O'zi aslida o yosh bola bo'lganda, onalari, onalarini, o'sha onalari yosh paytida turmush o'rtog'i dunyodan o'tgan, ya'ni İmam Ebul Hasan Eş'arining dadalari dunyodan o'tgandan keyin onalari Ali Jubboi degan odamga turmushga chiqqan. Ali Jubboi Mu'tazila tariqatining katta imomlaridan. Ali Jubboini biz Mu'tazilalarni kofir demaymiz. Buni bilamiz. Adashgan bid'at toifa deyiladi. O'sha bid'at masalalarini o'zida. Lekin Ali Jubboi boshqa falsafalarga, boshqa ateist guruhlar, dahriy guruhlar, sofistik guruhlar bor. Mana biz sofi tasavvuf emas bu. Sofist degan alohida falsafa bor. Har bir narsa deydi mesela. Har bir narsa soya deydi. Buni asli yo'q deydi. Biz ko'rib turganimiz bu tush deydi. Shunaqa bir falsafa bor. Botiniy falsafalardan. Ushnaqalarni damini ichiga tushirib olgan odam Ali Jubboi oddiy odam emas. Lekin ahli sunnadan chiqqan odam. Mu'tazilalarga aloqasi bor odam. Şu adamın kolu da 40 yaşkaça terbiye tapken adam da ya Abu Musa Eş'ari Rahimahullah. Abul Hasan Eş'ari Rahimahullah. Şu adamın kolu da terbiye tapken. Böyle uzun atasını dini de böyle de. Adette. Onun kolu da terbiye tapkenlik için başka variant korunma geldik için zaten o Eş'arilikini içindeki adam bugün. O barıp her narsanı talep talep Eş'ari bugün. Ya'ni Mu'tazili bo'lmagan. Keyinchalik bahslar, ya'ni Mu'tazilalarning eng katta xususiyati bahsdan qochmagan. O'zini haq deb bilgan. Masalan, Imom Zamaxshariyni nomini so'rashsa, har doim o'zini Mu'tazila ekanligini faxrlanib aytgan. Men Mu'taziliman, bormi gaping degan. Har qanday odam bilan bahslasha olamanman degan mutazililikni kuchli quvvatli ekanligiga iymoni komil bo'lgan ularni. Mana shu bahslarning foydasi natijasi o'laroq Abul Hasan Ash'ari rahimahulloh 40 yoshga kirganlarida Ahli Sunna val Jamoaning bahslarini tahlili natijasida Ahli Sunnaga o'tganlar. Imom Ahmad ibn Hanbalning mazhablariga, usullariga qaytganlar, ibonada buni aytganlar. Bu mavjud holat. Endi bugungi kunda ham shunaqa adashganlardan bormi desa, minglab bor, minglab. Katta-katta o Azhari Sharif maqomidagi odamlar, salafiy bo'lib qolib, keyinchalik qaytganlari, tavba qilganlar qancha odamlar bor. E'tiroflar bor, juda katta olimlar bor, oldin salafiy bo'lgan, keyin qaytgan. Nafaqat salafiy İlmoniy tushunchadagi odamlar ham bor. İlmoniy. İlmoniy degani Qur'on va sunnat tarixiy kitob deydi ular. Biz zamonimizga ko'ra yashashimiz kerak. Kitobi sunnatni mutlaqo dalil sifatida olmaymiz, tarixiy asar sifatida o'qib qo'yaveramiz deydi. Shunaqalardan ham tavba qilganlar bor. Katta-katta olimlar, masalan, Xolid ibn Xolid. Bu odam Muhammad G'azoliy bilan, ya'ni o'tgan asrdagi ulamolarimiz bilan juda ko'p bahslarni qilgan. Va umrini oxirlarida shu fikrlar, mujodala, ilmiy bahslarning natijasida tavba qilgan, tavba qilib barcha o'zi yozgan kitoblariga raddiya yozgan,
ve acayip hayatıge iz kaldıradigan kitaplardan bittesi kaysi kitap? Ar-Rijal Havla Rasul. Rasul atrafıdagi ricallar degan kitap yazgan. Judayam mashhur kitap. Şu Halid ibn Halid'nin kitabı. Tabaki geller bar. Yani Allah tavfik birse, samimi bulsa, Allah Ta'ala kaytaradı. Hop. Yine bir ispat etken deyiz, Kur'an-ı Kerim'de bir gezip joy buluş mümkün olmaz, ayet var deyken deyiz, ayet ne sattı varayın? وَلَوْ لَا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا Eğer bu kitap, Kur'an, Allah'ın huzurudan bu megendeydi, jüde köp ziddiyetlerini topardınız deydi Allah-u Teala Kur'an'da. Şu ayet mi? Ustaz kaysi surada? Surası kaysiydi ya. Kur'an'ım koptu da. Yazı aldık. Topamız özümüz. Ustaz. Ustaz, assalamu aleyküm. Aleykümselam, rahmetullahi ve berekatuhu. Selamat bileyim. Hazır ki ayet kaysi suradaydı? Hazır yazı alıştı, tapışıp ayet var şerken. Suresi mi isim de yokken? Kengi ders ayeti oramız. Domle? Ne be? İşte boyacı da doğru ayetliyiz. Bu adresken taifeler dime enzalallahını özlerge düşerdi birinci. Çünkü onlar ilimle hali örgülenmezler. Özü bunlardan sonrasayız. Din ilmini türlere tan akılırsayız sana bir olmuyordu. Şunaqa. İlmi, ulumi Kur'an, usul ilmi, balagat ilmi, fasahat ilmi bilmeydidir. Lekin işte doğru ettiyiz, bizge hem bir hujjat bo'ldi ki, o'zing tushasan shu oyatga birinchi. Birinchi o'zi tushadi, albatta, ha. Ki hadis bor-ku, kim o'zicha tafsir qilsa degani. Hadis esa to'g'ri. İmom Nasoiy bilan Bayhaqida bor rivoyat, o'sha من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار deganlar. Kim Qur'ondan ilimsizlarcha gapirsa jahannamdan joyini tayyorlab olsin deganlar. Bu mutawatirmi? Yo, mutawatir emas, lekin sahih hadis. Nima savol bor edi? Hadis bo'yicha bir eslab qoldik hozir. Mutavatır ahad, mutavatır ahad üçüncüsü neydi? Ozi mutavatır ahad ozi, meşhuran var. Ha. Kiyin diyor, hadis iki kıl yönelişte üçü bölünür diyor. Mutavatır ahad ve hasan mı? Kiyisi meşhur, mutavatır meşhur, zayıf. İki kıl yönelişte bölünür diyor. Yok. Mutavatır ahad meşhur var. Sahih, zayıf, sahih, hasan, zayıf, bunlar bu başka. İkinci görünüşü. Demek ki karar bölünü yapışırlar. Bunlar rivayet cihatıdan, hadislerine bizge yitip gelişi sanat cihatıdan ahad mutavatır gibi bölünedi. Lekin uşa sanatını içideki ravilerini cerh tadiliğe göre sahih zayıf ki bulunadı. Cerh tadil degen fan var. O şey ravilerinin kimliğini anıklavcı. Fan. Kimliğinde de yani işançlı mı işansız mı şunusunu. Ha şu tamamen. Ve aleyküm selam. Anteniye mi o şekilde? Hop, Nisa surası 82. ayet eken. Afala yetedabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Nisa surası 82. ayet eken. Wa alaykum salam. Anteniz yaxshi kirdik.
Domla juda ovozingiz juda yomon kelyapti-da, biz tushuna olmayapmiz-da. Mikrofon bormi, yaqinroqdan turib gapirsangizmi? Qolganlar mikrofon o'chirib turish kerak shekilli. Ustoz, ular mikrofonni karnaga yaqin qo'yishgan. Shu sababidan bo'lyapti. Ha, mikrofoninglar karnaga yaqin emish. O'sha karnaydan uzoqroq joyga qo'yish kerak ekan shekilli. Uçup kaldı şimdi mikrofonlar. Nabbey. Assalamu aleyküm ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Samarkand olayatıdan ben. Hı. Bir mavzudan başka kalıpta bu siyah bulur ama sabah. Ha, bura bura. Kıblanı kendi doğrulasak bulardı. Bizim açtığımızda kıblanı sel bir uzgarıp gitse 52 gradiske burulup gitti. Ha. Mana shu ham bir muammolardan. O'shaning uchun masjid qurishlikda mutaxassislar orqali maslahat bilan qilish kerak deyapdi-da ko'pchilik. Endi 52 gradus o'zgarib ketsa, uni ichkaridan to'g'rilaysizlar, boshqa iloji yo'q. Shuning uchun masjidlarni aylana qurishlikda sal manfaat bormi deb o'ylab qoldim men. Aylana qurilsa qancha oldin? 15 yillar oldin. Ha, endi hozir endi u qayta quriladigan masjid emasmi? Yo'q, yo'q. Bo'lmasa o'sha ichkaridan to'g'rilab qo'yaverasizlar endi. Bizning namozimizda qiblaga yuzlanish farzda. Rahmat ustoz. Ha, sog' bo'ling. Kechagacha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Domlalar savol bor-da. Xo'p. Sufi bo'lmasa u fosiqdir. Kim sufi bo'lsa-yu haqiq bo'lmasa u zindiqdir. Shuni bir tushuntirib bersangiz. Ha, bu endi Imom Molikdan rivoyat. Imom Molikdan Man tafaqqaha va lam tasawwafa tazandaqa degan. Va man tasawwaf tafassaqa degan. وَمَنْ تَسَوَّفَ وَلَمْ تَفَقَّهَ تَزَنْدَقَ degan. Kim faqih bo'lsa-yu sufi bo'lmasa, tasavvufdan uzoq bo'lsa fosiq bo'ladi. Bu nima degani desa, ya'ni taqvosi bo'lmaydi deganida o'zi. Tasavvuf taqvoni tarbiya qiladi. Tasavvuf insonning ichki ruhiyatini, uni ruhiy tarbiyasini, nafsini tarbiyalaydi. Nafsi tarbiyasi bo'lmasa, inson faqih bo'lsa, juda ko'p narsalarga yo'l qidirishga o'tib ketib qoladi-da. O'shaligi eski davrlarda aytilgan ba'zi masalalarni mana shunga o'xshagan mavzularga aloqasi bor. Bozorda eshak qo'rqib turarmish, mullani ko'rsa, nimaga? Hozir meni ham go'shimni haloldagi fatvo topib so'yib yuboradi deb. Shunaqa xalq ichida gap tarqatishgan bunaqa gaplarni. Aslida juda e'tiborli gap emas-u, lekin faqih bo'lib olib tasavvufdan, ruhiy tarbiyadan, o'zini nafsini tarbiyalashlikdan ya'ni orqada qolib ketsa, inson fosiq bo'lib qoladi. Chunki ilmi bor, lekin amal yo'q. O'ziga aloqador amali yo'q. Yo'l topishga, har xil narsaga o'tib ketib qoladi. Bizni tariximizda ateist jamoalar musulmon mamlakatini bosib olishi mumkinmi? Qur'on oyatiga qarasangiz mumkin emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislariga qarasangiz mumkin emas. Nimaga bizda ateist guruhlar kelib bosib oldi? Chunki bizda o'sha tasavvuf yo'qolib ketdi. Ruhiy tarbiya, nafsoniy taraqqiyot yo'qoldi. Keksaroq odamlardan so'ranglar. Yoshi ulug'lar bor bu yerda, ustozlar. Bachchavozlikka o'xshagan masalalar
Mullalar tomonidan qo'shtirno ichidagi, u paytdagi mullalar deganda, ya'ni e'tiborli ulamolardan aytayotganim yo'q. Ushnaqangi fosiq bo'lgan qo'shtirno ichidagi mullalar fatvo topishgan hattoki. Muxtasardagi ba'zi matnlardan shunaqa masala chiqarishgan. Av qubulin av duburin degan kalimalardan. Hammani joiz ekan-ku deb. Fiqhni o'rgansak, ruhiy tarbiyasi bo'lmasa, u fosiq bo'ladi. Bu og'ir. Endi inson tasavvufga da'vo qilsa, o'zini ruhiy tarbiyasini, nafsoniy taraqqiyotini da'vo qilsa, fiqhi bo'lmasa, unda zindiq bo'ladi. Bu nima degani desa, ilmsiz tasavvuf yo'qda o'zi. İlimsiz amal qilaveraman desa, nimaga amal qiladi birinchidan? O'zi ilmga amal qilinadimi yoki havoga amal qilinadimi? Yo'q, ilmga amal qilinadi, fiqhga amal qilinadi. Endi fiqh yo'q. Nima bo'ladi? U kelgan xayolotini o'ziga ilhom deb da'vo qilishi boshlaydi. Borib sahih rivoyatlarga ko'ra Mansur Hallochni osilishidagi sabab undagi fiqhni yo'qligi bo'lgan. Nimaga osishgan? Zindiq deb osishgan, dindan chiqdi deb osishgan. Hozir ko'pchilik aytadiki, endi Mansur Halloch zo'r bo'lgan, mullalar o'sha paytda osgan. Yo'q, Mansur Halloch paytidagi mullalar oddiy mulla bo'lmagan ular. Mansur Halloch 9 yil qamoqda ushlashgan, 9 yil tavbaga chaqirishgan. Voy, bo'ldi qildi ishgan. Voy, to'xta deyishgan. Yo'q degan, men Allohman degan. Anal haq degan. U bilan Al-Bidayatu va Nihoya degan İbn Kasirning kitobini ochib ko'rsangiz, o'sha yerda İbn Kasir aytadi. Men deydi, hamma narsani chekkaga surib qo'yaman deydi. Lekin menga yetib kelgan sahih rivoyatlar bilan Mansur Halloch hodisasini sizlarga bayon qilaman, xulosa o'zingizlardan deydi. Mansur Hallochni qaynatasidan rivoyat qiladi, qaynatasidan. Mansur Hallochni taqvosiga, ibodatiga zohir ko'rinishdagi salohiyatiga oshiq bo'lib bir odam o'zini qizini beradi unga. Keyin bir oila bo'lib yashagandan keyin uni har turli nayranglari chiqadi. Har turli karomat zohir qilaman deb karomat uchun alohida algi foksniklar joy tayyorlaydi-yu, quti tayyorlaydi, uy tayyorlaydi, shunaqa narsalarni tayyorlaydi. Qishda uyga kelib bir odam kirsa, ha to'xtab tur deb shunday uyga kirib, tayyor baliq bilan mevalarni olib chiqadi hujrasidan. Keyin buni orqasidan poylab boshqasi kirib, o'sha kirgandan avroz deydi-yu, eshigini ostonam tagida, o'sha joyda ochiladigan joy bor ekan deydi. Bitta ochsam deydi, tuneldan o'tsam, orqada katta bog'cha zimniy sat qilgan ekan-da, o'sha paytda sharoiti bilan. O'sha joyda baliqlarni tayyorlab qo'ygan, mevalarni tayyorlab qo'ygan, kelgan odamga qishda meva olib chiqib beryapti. Xalqaro odam lol bo'ladi. Buni Ibn Kasir rivoyatini keltirgan, undan ham dahshatini keltirgan. Bir odamni bir qishloqqa jo'natadi. Bir yillik plan. Sen qishloqqa borasan deydi. O'ta taqvodor bo'lib, ibodatingni qilib, halol pokiza bo'lib yashaysan deydi. 6 oy o'tgandan keyin taxminan endi yillarda farq bo'lishi mumkin. Ko'zing ko'r bo'lib qoladi deydi. Odamlarga o'zingni ko'zingni ko'r bo'lib qolganligini e'lon qilasan va aytasanki, hamma uni yaxshi ko'radi, ko'zi ko'r bo'lib qolgandan keyin unga kelib nima bo'ldi deydi, uni holidan xabar oladi. Keyin sen tushimda ko'rdim. Bir oq suftan, jundan tayyorlangan to'm kiyib bir odam kelar ekan masjidga. O'sha masjidga kelgan odamni duosi bilan ko'zim ochilar ekan, payg'ambar alayhissalomni ko'rdim, shunaqa dedilar deb gap tarqatasan deydi. 6 oydan keyin kelishilgan muddatda Mansur Halloch kelib masjidga kirib oq to'n, o'shnaqangi jun kiyim bilan mehrobni oldida o'tiraveradi. Ko'chaga chiqmaydi. Bomdod, peshin, asr, shob, xufton o'qib o'tiraveradi. Odamlar keyin ana u qishlog'imizdagi solih insonni ko'zi ko'r bo'lib qoluvdi. Shunaqa tush ko'rgan edi, o'sha tushida ko'rgan odamga o'xshar ekan, shumasmikin deyishadi. Kelib salom bersa haligam olmaydi. Keyin haligi ko'r odamni olib kelishsa, ko'r odamni ko'zini Mansur Halloch bitta silaydi, ko'zi ochiladi. Butun qishloq bor budini olib chiqib beradi Mansur Hallochga. Bor budini
milyarder bo'ladi o'sha endi qishloq deb aytilyapti, katta bir shahar bo'lsa kerak. Buni Ibn Kasir keltirgan, oddiy odam emas Ibn Kasir. Mansur Halloshni keyinchalik shunaqa qilib osishganligini sababi tasavvufni da'vo qilgan, lekin oxirida zindiq bo'lib ketdi. Endi buni men salbiy tomonini aytdim. Yaxshiliklar ham bor. Menga ko'p ko'p emas, ozgina ba'zi odamlar e'tiroz bildirdi. E'tiroz bildirganlarga hurmatim cheksiz holda aytaman. Ilmiy asosda, Abror Muxtor Aliyning shaxsiy gapi emas, ilmiy asosda gapiryapman. Ba'zi ulamolar lekin Mansur Halloch tarafini olgan. Masalan, Shibli tarafini olgan. Abdulqodir Jiloniy tarafini olgan. Abdulqodir Jiloniy keyin o'tgan, lekin u kishi aytganlarki, Mansur Halloch paytida men bo'lmaganman-da, bo'lganimda qo'lidan ushlardim degan. Tasavvufda shunaqangi maqomlar bor. Bir maqom bor, o'sha vaqtatul vujud bir maqom u. Kufr, zindiqlik, lekin inson o'sha maqomdan o'tadi. O'sha maqomdan o'tib ketsa yaxshi. O'tolmay qop ketsa zindiq bo'ladi. İmam Malik'in gaplaridagi qisqacharoq anaqa shundan iborat. Tasavvuf muhim, lekin ilim bilan muhim. İlim muhim, lekin tasavvuf bilan muhim. Bular bir-birini ajrata olmaydigan narsalar. Tushunadigan? Tushunarli bo'ldi ustoz. Ikkinchi savol. Assalomu alaykum, nomingiz yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. İmam Zamoshariyning tafsirlari haqida ozgina tushuncha bersangiz, ba'zi o'rinda o'shini boshqa tilda aytgan deydi-da. Xo'p, İmam Zamoshariy rahimahullohni o'sha avval Mu'tazila bo'lganlari, qayerga borsalar Mu'tazili ekanliklarini aytib faxrlanganlarini rivoyatlari bor. Lekin umrlarini oxirida tavba qilganlari to'g'risida ixtilofli masala bor, mavzu bor. Tavba qilganlari to'g'risida gaplar bor, ba'zi latoif masalalarni keltirishadi İmam Zamoshariy tavbasi to'g'risida. Endi tafsirlari nodir tafsir. Til balog'at uslub, arab grammatikasi, fasohat masalasida Ibn Kasir bu Zamoshariyning tafsiri nodir, uni tengi yo'q. Shuning uchun arab tili xususiyatlari, uslubi, balog'at fasohat masalasida hozir ham butun dunyoda, hattoki Misrda ham o'qitiladi. Bu. Endi Imom Nasafiyning tafsiri o'zi asli Kashshofning muxtasari. Kashshofdan olgan. Nasafi Maturidiy bo'lganlar, Ahli Sunna val Jamoa bo'lganlar Zamoshariyni Mu'tazililikka tortgan tafsirlarni hammasini tozalab, uslub olarak o'shandan olganlar. Endi o kitobni biz ilmiy asar sifatida albatta foydalanish, butun dunyoda ahli ilmlar foydalanadi, foydalanishimiz muhim, lekin agar aqida masalalarini tamakkun bo'lib, to'g'ri mustahkam o'zlashtirib olmasdan o'qishlikdan qaytaradi ulamolar. Endi tavbalari to'g'risidagi latoifa aytib qo'yay. Bu ham hammamizga bir kerak bo'ladi. Xo'p, Mu'tazilalarning aqidasiga ko'ra, Mu'tazilalarning aqidasiga ko'ra yaxshilik, yomonlik insonni o'zini ixtiyorida deydi. Xohlasa qila oladi deydi. Xohish inson o'zi xohlaganini qila oladi deydi. Allohning butga aloqasi yo'q deydi. O'shanga taqdiring o'zingni qo'lingda, taqdirini o'zing yaratasan degan gaplarni bir ma'nosi Mu'tazilalardan kelgan. Qadar biz nima deymiz? Ahli sunna qadar yaxshilik yomonlik Allohdan deymiz. Mu'tazilalar bandani o'zidan deydi. Shu ba'zi yaxshi narsalar bor, inson xohlaydi. Xohlaydi. Masalan, er-xotin munosabatlari. Ayollari ahli sunna bo'lgan ekanda Zamoshariyni. Zamoshariyning ayollari ahli sunna bo'lgan ekan. O'sha birinchi kechada o'sha ayol yana xohlagan ekan. Zamoshariy yo, endi imkoniyatim yo'q degan ekanlar. Ha, sizlar aytasizlarki, xohlagan narsani qila olamiz deb.
Xohlayapsiz, qilolmayapsiz-ku degan ekan. Bir latoyif, lekin bu haqiqati bor latoyif, inson xohlaganini xohlagan paytda qila olmaydi. Alloh kuch-quvvat beradi, keyin bo'ladi u ishlar. Butun hayotimizdagi, butun hayotimizga aloqador bo'lgan butun mavzular Allohning bizga berayotgan havl va quvvati asosida bo'ladi. Wala havla wala quvvata illa billah. Nima degani? Havl nima? Havl günahtan saklanış uçun saplanadigan kuvvetini adını Arap dilde havul deydi. Biz günahtan saklanamayız. İlla Allah bizge şu havulini birisi saklanamayız. Kuvvet ne degeni? Kuvvet ibadetke saplanadigan kuvvet. İbadetke saplanadigan kuvvet bizde yok. Allah birisi boladı. Zamakşarini tavbası doğrusu da kıskarak, kızıkarak bir latayif şu. Farg'onadan domla. Yana bitta narsa. Salomat bo'ling domla. Vaqtimiz bo'lib qopti. Domlaga javob beramizmi? Ustoz. Nabi. Telefon nomeringizni so'rashyapti. Keyin YouTube'dan ko'ramiz. Sizni aqidaviy o'sha 15-tami aqidaviy darsliklaringizni Telegram kanallar orqali ha, Abror Muxtor Ali degan Telegram kanalim bor. 78 mingga yaqin hozir podpischigimiz bor. O'shanga kirsanglar, o'sha yerda bor. Abror Muxtor Ali. YouTube da ham Abror Muxtor Ali, Instagram da ham, Facebook da ham, Telegram da ham. O'sha Telegram bizga yaxshiroq. Telegram da bor. U yerda MP3 ham beriladi. Tashakkur qilaman ustoz kanallar. Siz kitoblar yozyapsizmi, kitoblar? Ha, yozyapmiz inshaalloh, duo qilib turinglar. Ko'plab yozing, ko'plab. Odamlar kitob o'qimay qo'ydida, o'shanga jonli qilyapmiz ko'pini. Kelajak avlod o'qisin, kelajak avlod. Inshaalloh, kelajak avlod umuman o'qimasa kerak bu ketishda. Farg'onadan domlamizni gaplari uzilib qoldi. U kishi savol beraman deb oxiri shularga imkon beraylikmi? Ustoz, yana bir savol bor edi menda. Nima savol shuki, qayta masalasida meros masalasida qancha bir chiroyli bir qo'llanma bo'lsa, shu masalada savollar beradi. Qo'llanma bor, meros to'g'risida Shayx Sobuniy rahimahullohning kitoblarini tarjima qilganmiz. Men o'zim shaxsan o'zim tarjima qilib, tarjimasini qilib chiqqanman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ustozimizda dars olganmiz. Merosni boshdan oxirgacha. Tarjimasi tayyor turibdi, chiqarsak kerak. Endi meros masalasi sizlarda ham imomlarimizda ham eng kam murojaat qilinadigan masala, shuning ko'p esdan chiqib qoladi-da. Lekin buni o'zlashtirib turish kerak. Xudo xohlasa chiqaramiz inshaalloh. Qo'qondan ustozimiz savol berayotdilar. Shu kishini beraylik oxiri imkoniyatdi shu bilan. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ya sizlarda ovoz sal noto'g'ri kelyapti. İnşallah. Ha. Uyan bor, uyan Bayhaqiyda rivoyat shu, Nasaiyda nargi rivoyat. Sa salomat bo'linglar. Rahmat, Alloh ajr bersin. Buni suhbat yakunlar ekanmiz, Xudo xolisa. Vaqtimizdan bo'lib qopti bo'lmasam, keyingi para boshlanadi deb qopti. Sizga kattakon rahmat aytamiz. Rahmat hammalarga ham, ustozlarga ham alohida rahmat. Bizi sabr qilib tinglaganingizlar uchun tashakkur. Alloh rozi bo'lsin domlajon. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p, hurmatli domlajonlar, iltimos qilamiz, hozir guruhga kanalimizga yana boshqa link tashadim. Endi ikki guruhga bo'linamiz. Hozir tashagan linkimdan kirsalaringiz darsga iltimos qilamiz. Navoiy, Jizzax, Sirdaryo shu linkda qolaverishsin. Qolganlar chiqsalar bo'laveradi. Axtiyorjon? Labbay domla. Yo'qlama bo'lgan ekanman, telefonim sal kechroq kirib qolgani uchun meni siqilib qo'yinglar deb qoldi Jizzax.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Bugun imomlarimiz bilan Zoom platformasida adillati shar'iyyi mavzusida suhbat bo'ldi. Qur'on to'g'risida, Qur'onga aloqador ilmlar to'g'risida. İnşallah Rabbil Alamin siz azizler, kadırdallar bilen hem Zoom platforması da sohbetlerimizini devam ettirişleyeceğimiz var. Bugünce hadir bu sohbetimiz kifaya inşallah. Allah'a emanet, yaxşiliklerde görüşeylik. Dünya saadetini, ahiret, ebedi cennetini barchamizga Allah Teala nasip kısın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruke ve natubu ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته